Bakın Türkiye'de enflasyon artık yıllık %13'ü buldu. Hükümete sorduğunuzda deniyor ki savunmada efendim yükseliş gıda fiyatlarındaki geçici artışlardan kaynaklanıyormuş, düzelecekmiş vesaire. Geçiniz değerli arkadaşlarım, geçiniz. Enflasyon belası ekonominin AKP tarafından kötü yönetilmesinin bir sonucudur. Evet, gıda fiyatlarında bir artış var ama bu işin sadece bir boyutu. Vatandaş bunu mutfakta hissediyor. Nohut bir yılda %34 pahalandı. Portakal %35 pahalandı. Limon %60, süt %20, yumurta %30 arttı değerli arkadaşlarım. Bunların hepsi yanlış tarım ve hayvancılık politikalarının neticesi. Bakın, tüketici enflasyonunu ölçmek için kullanılan 414 mal ve hizmet fiyatının 295 adedi artış göstermiş. Yani sadece gıdanın değil, iğneden ipliğe her şeyin fiyatı artmış değerli arkadaşlarım. Böyle bir ortamda sadece gıdadandır deyip geçmek, enflasyonla ilgili gerçek sorunları bilmemek, gerekli çözümleri düşünmemek demektir. Sadece tüketici fiyatları değil, üretici fiyatlarındaki artış da sıkıntılı. Tüm bu veriler enflasyonda topluca bir şeylerin kötü gittiğini gösteriyor. Bu sadece gıdanın üzerine atılarak çözülemez. Bunca yıldır enflasyonu düşürmek için sarf ettiğimiz gayretler bir çırpıda gitti. Artık %13'lük bir enflasyondan bahsediyoruz. Bunun etkilerini hepimiz günlük hayatımızda yaşıyoruz, yaşayacağız. En basit anlatımıyla memurunuz, işçimiz gelirlerinde ciddi kayıplarla karşı karşıyadır. Gelinen noktada maaş zamları gerçekleşen enflasyonun gerisinde kaldı. Bir yıllık sürede maaşlar %3 erimiş durumda. Buradan hükümete çağrıda bulunuyorum. Asgari ücretlimize, memurumuza, emeklimize maaşlarında bu yüksek enflasyon nedeniyle ortaya çıkan yoksullaşmanın bedeli derhal vakit geçirmeksizin karşılanmalıdır. Bu iyileştirme derhal yapılmalıdır.